Onun İstanbul'u deniz, balık. Onun İstanbul'u insana birdenbire yeni bir dünyanın kapısını açabilecek sokaklar, çarşılar. İstanbul'un kokuları, İstanbul'un sesleri, martıların çığlıkları. İri bir nar gibi bu şehir. Dışarıdan bir tane ama içinde birbirine komşu binlerce küçük dünya var. Herkesin yaşadığı kendi İstanbul'u. Onunki aşk ve nefretle bağlı olduğu, yazarak anladığı ve anlattığı, yazarak konuştuğu bir İstanbul. Bir anlaşıp bir çatıştığı, onu büyüten bir ana kucağı. Ruhunu, duygusunu, sıcağını, soğuğunu, dilini, şiirini bildiği yer. Yazısından, yaşamından, yarınından ayrı düşünülemeyecek, uzun süre ayrı düşülemeyecek bir liman. Mario Levi'nin limanına 5 asır önce atalarının yaptığı gibi denizden yanaşıyoruz. 500 yıldır İstanbullu bir aileden gelen, bu şehirden beslenen bir yazarın konuğuyuz bugün. Çünkü onun hikayesi hem bir şehri yaşamanın hem de onu yazmanın serüveni. İstanbul'u edebiyat yolculuğunun merkezine koyan bir yazar olmanın, bu şehirde 50 yılını geçirmiş bir Kadıköylü olmanın, Türkiye'de azınlık olmanın hikayesi. Deniz yoluyla gelenler için Kadıköy'ün vitrini Yeldeğirmeni semti. Yeldeğirmeni, Haydarpaşa'dan Bostancı'ya kadar uzun bir sahil şehirde olan Kadıköy'ün tarihi çekirdeği. Kadıköy'ün ya da önceki adıyla Halkedon'un tarihi İstanbul'unkinden çok daha eski. Denizin çocuğu Kadıköy'ü kuranlar yine denizci bir millet olan Fenikeliler. Yunanların egemenliğine girmesiyle birlikte doğulu karakterine batılı ögeler eklenen semt bu dönemde varlıklı, gözde bir yerleşim yeri olarak öne çıkmış. Ta ki M.Ö. 7. yüzyılda karşı kıyıda yükselen Bizantiyon ona meydan okuyana kadar. Bin yıl kadar sonra Konstantinopolis adıyla bütün dünyanın gözlerini kamaştıracak bu Avrupalı şehir karşısında Halkedon'da yavaş yavaş gözden düşmüş. Adını ilk İstanbul kadısından alan Kadıköy, günümüzde İstanbul'un en renkli, en karakterli ve en şehirli semtlerinden biri. Yeldeğirmeni, bütün bir İstanbul tarihine tanıklık etmesi kadar 15. yüzyılda Osmanlı'ya sığınan Yahudilerin ilk yerleşim yerlerinden olması açısından da tarihi bir semt. 'ları İspanya'dan süren fırtınayla farklı kıtalara savrulan Yahudiler, yelkenlerini dolduran rüzgarı Yeldeğirmeni'nde yeni bir yaşam enerjisine çevirmiş. İstanbul'daki ilk apartmanlar Yeldeğirmeni'nde Yahudiler tarafından yaptırılmış. Yazar Mario Levi de bu tarihi apartmanlardan birinde köpeği Sancho ile birlikte yaşıyor. Mario Levi, İstanbul'dan kaçmak istediğinde uzaklara gitmiyor. Onun sığınağı ya da kendi deyişiyle adası, evi. Şehirden topladığı hikayeleri adalarına, evinin odalarına getiriyor. Burada yaşadıklarını yazarak yeniden inşa ediyor. İçine doğru karanlık bir dehlize adım adım indiği o anlar uzun bir hesaplaşmanın da başlangıcı. Bu yüzleşmenin meyveleri ise kitapları. Mario Levi ilk öyküsünü 1975'te İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenciyken yazmış. Yayımlanan ilk öykü kitabı Bir Şehre Gidememek, 15 yıllık bir sabrın ve mücadelenin sonunda 1990'da basılmış. Kitaba adını veren öykü de Haldun Taner Öykü Ödülü'ne layık görülmüş. Levi,
6 yılda tamamladığı İstanbul Bir Masaldır romanıyla da 2000'de Yunus Nadi Roman Ödülünü kazanmış. Yazılarında farklılığı tartışan yazarın değişmeyen tek kahramanı ise İstanbul. Adamın bir İstanbullu yazara çıkması boşuna değildir. Birçok eserimde İstanbul'a çok yer verdim. Hatta kimi eserlerimde İstanbul'un baş kahraman olduğunu bile söylememiz mümkündür. Kadıköy'e gelince, Kadıköy aslında benim çocukluk ülkelerimden biridir. Aslında hem çocukluk hem de bir yaz ülkesi. Çünkü benim çocukluk yıllarım Kadıköy'de değil de daha çok İstanbul'un karşı yakasında, Şişli'de, Osmanbey'de, Feriköy'de geçti. Ailemle yaz aylarında Kadıköy yakasına gelirdik. Erenköy'de, Suadiye'de, Bostancı'da, Caddebostan'da evler tuttuğumuz günleri bugünmüş gibi hatırlarım. Ardından liseye girdiğim yıllarda ailemle birlikte hepten Kadıköy'e taşındık. O gün bugündür kendimi bir Kadıköylü olarak bildim. Ve hep şunu söyledim bir süre sonra. İstanbullu olmak vardır. İstanbulluluk bir kimliktir. Bu kimliği de ben çok farklı boyutlarıyla yaşıyorum ve anlatıyorum. Ancak İstanbulluluk içinde bir de Kadıköylülük vardır. Yani bir Kadıköylülük kimliği vardır. Kadıköy'ün taşıdığı renkleri, taşıdığı farklı özellikleri İstanbul'da taşır elbet. Ya da tam tersi doğrudur. İstanbul'un renkleri Kadıköy'e de renk verir. Örneğin çarşısı, modası, yel değirmeni, benim her gün içinde bulunduğum yerler Kadıköy'ün renklerinden biridir. Ama Kadıköy'ün bir de denizi vardır. Farklı kimliklerini bildiğim, farklı şekillerini, özelliklerini, kokularını bildiğim denizi. Bütün bunlar İstanbul'un özelliklerine benzer. Çünkü her yerde bir çarşı, her yerde bir eski semt bulunabilir. Ama Kadıköy'ün öyle bir özelliği vardır ki bunu sadece Kadıköylüler bilir ve yaşar. O da güneşin batışıdır. İstanbul'da güneşin batışını Kadıköylüler bilir. Belki de bu nedenle Osmanlı zamanında buraya birçok bahçeli ev, birçok köşk yapılmıştır. Belki de bu nedenle insanlar Kadıköy'ün toprağını, kokusunu yaşamak istemişlerdir. Kadıköy böyle bir Kadıköy'dür işte. Mario Levi'nin yazılarında İstanbul kadar yer edinmiş bir başka temada farklılık. Levi, İstanbul'un azınlık coğrafyasına içerden bir bakışla farklı olmanın yalnızca bilgisini değil, duygusunu da yazıyor. Yazarlık mesleği onun için aynı zamanda bir kendini tanıma uğraşı çünkü. Başkalığın hikayesini, çoğunluğun içinde farklı bir kimliğe sahip çıkmanın uğraşını o kendi yaşamından süzüyor. Bir seçimden çok yazgının belirli